Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimizde size MS SQL Server üzerinde tablo açmayı göstereceğiz. MS SQL Server üzerinde tablo açabilmek için ilk önce SQL Server Management Studio'yu açmamız gerekli. SQL Server Management Studio'yu açıyoruz ve serverımıza bağlanıyoruz. Serverımıza bağlandığımız zaman yan tarafta bulunan sekmelerden Databases sekmesini açtık. Gördüğünüz gibi WorkCube default database'leri görüntüleniyor. Biz yine çalışmamızı DSN üzerinde yapalım. Yani WorkCube test üzerinde yapalım. Yanda bulunan artı düğmesine tıkladığımız zaman, ikonuna tıkladığımız zaman WorkCube test içerisinde yer alan tablolar, view'ler, storage'lar görüntülenmekte. Biz tabii ki yeni bir database yeni bir tablo oluşturacağımız için tablolar sekmesine tıklıyoruz. Evet, DSM 1 içerisinde yer alan bütün tabloları görüyorsunuz. Şimdi sağ tuşa tıkladığımız zaman açılan menüde New Table seçeneğine tıklıyoruz. Ve karşımıza database oluşturmak için, tablo oluşturmak için bir ekran geldi. Tablomuzun ismi Employee Spec, yani çalışan özellikleri tablosu olsun. Bu tablonun içerisinde işte çalışanın boyu, işte kilosu ve ayak numarası gibi özellikleri kaydedelim. Tamamen örnek bir tablo. Daha sonraki eğitimlerde bu tablo üzerinden select'ler yapacağız. Insert ile data kaydedeceğiz ve update ile var olan dataları güncelleyeceğiz. İlk önce bu tabloya birinci olarak employees spec id diye bir alan ekliyorum. Bu alanın data tipini seçmem gerekli. Yani ben bu alan içerisine bit, yani 0 ya da 1 değerini mi atacağım? Text bir değer mi atacağım, tarih mi atacağım ya da para birimi mi atacağım, yani sayısal bir değer mi atacağım şeklinde datanın tipini, alanın tipini seçmemiz gerekli. WorkCube'de en çok kullandığımız tipleri sizlere göstereyim. Bit WorkCube'de en çok kullandığımız tiplerden birisi, 0 ya da 1 değerini atmamıza yarıyor. Date time'de yine işte 2014-07-28 00 2. üst üste 00 2. üst üste 00 şey formatında tarihleri date time içerisine atıyoruz. Float da sayısal para değerlerini içerisine attığımız bir tip. Integer yine sayısal değerleri içerisine attığımız bir data tipi. Ntext de uzun textleri içerisine attığımız bir data tipi. Envarkar'da yine belirli bir karaktere kadar olan textleri içerisine attığımız, yani burada mesela 50 karakter var, 50 karaktere kadar olan textleri içerisine attığımız bir data tipi. Bizim açtığımız ilk alan integer olsun. Şimdi ilk açtığımız alanın her zaman şöyle bir özelliği olmalı. Bu alan bu alanı biz her zaman otomatik olarak arttırıyoruz. Database'de her tabloda, database içerisindeki her tabloda böyle bir alana ihtiyacımız oluyor. Çünkü bu alan 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde otomatik artıyor. Yani siz çalışanlar tablosunu açtığınız zaman, employees ID şeklinde bir alan açtığınız zaman, bu alanın otomatik artmasını sağladığınız zaman her çalışanın bir unique ID'si olmuş oluyor. Böylelikle o çalışanı o tablodan silebilir, o unique ID'ye göre ya da güncelleyebilirsiniz. Bu alanın otomatik artmasını sağlamamız için column properties'te yer alan identity specification'ını yes olarak işaretlememiz gerekiyor. Artık bu alana her kayıt attığımızda bu alanın değeri otomatik olarak artacak. Daha sonra ikinci olarak açtığımız alan employee ID olsun. Yine bu alan integer olsun. Employee full size diye, yani ayak numarasını şey yaptığımız, kaydedeceğimiz bir alan olsun. Bunu text olarak kaydedelim. Envarkar 50 yapalım isterseniz. Ya da bu alanı da float olarak kaydedelim. Farklı database lerde, farklı tablolarda, farklı data tipleriyle çalışmanız için employee diyelim. Bu da çalışanın boyu olsun. Buraya da integer kaydedelim. Employee
olsun. Bu da çalışanın kilosu olsun. Buraya da float kaydetmemiz gerekli esasında. Bu değerin de float olması lazım. Ama burada işte santimetre cinsinden noktalı olmayan, mesela 163.2 gibi bir değeri kaydetmek istiyorsanız float seçmeniz gerek. Ama direkt işte 163, 164 gibi sayısal bir değer kaydetmek istiyorsanız integer kaydetmeniz gerekli. Biz bunu float seçelim yine de. İşte explanation alanını açalım. Bu da çalışanlarınınla ilgili ek açıklamaları kaydedeceğimiz bir alan olsun. Bunu da end-text olarak seçelim. Ve yine son olarak da color eyes şeklinde, işte brown, blue şeklinde alanı kaydedeceğimiz, bir göz rengini kaydedeceğimiz bir alan açalım. Bunu da data tipi envarkar 50 olsun. Bir iki adet de record date time ve update date, yani kayıt tarihi ve güncelleme tarihini içerisine atacağımız alanları oluşturalım. Evet, tablomuza tekrar bakalım. Bir tane employee spec ID açtık. Yani bu alan otomatik olarak artıyor. Peki bu çalışan bilgilerinin kime ait olduğuna dair bir adet employee ID açtık. Employee full size şeklinde bir adet float alan açtık. Ayak numarasını kaydetmek için. Employee height şeklinde bir adet kişinin boyunu, çalışan boyunu. Employee weight şeklinde kişinin kilosunu kaydedebileceğimiz. Yine explanation, buradaki tabii I olarak kaydetmemiz gerekli. Explanation şeklinde açıklama ları kaydedeceğimiz bir alan açtık. Color eyes şeklinde yine envarkar 50 karaktere kadar text kaydedeceğimiz bir alan açtık. Ve ne zaman kaydedildiğine ve ne zaman güncellendiğine dair date time 2 adet alan açtık. En sağ alanda da allow nulls şeklinde bir özellik göreceksiniz. Eğer ben bu seçeneği kaldırırsam siz bu tabloya her kayıt attığınızda bu orada bulunan o alana boş geçmemenizi gerekecek. Yani siz o alana boş bir değer atadığınız zaman SQL Server sizi uyarıyor. İşte mesela biz burada employee ID'nin check'ini kaldırabiliriz. Bu sayede biz bu tabloya her kayıt atmak istediğimizde employee ID'ye mutlaka bir değer atmamız gerek. Eğer atmazsak sistem kayıt atmamıza izin vermeyecek. Sol köşede bulunan Save Table özelliğini kullanarak da tablomuzun ismini yazıyorum. Ve OK tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi tablomuzu kaydettik. Şimdi tablomuz içerisinde indeksler oluşturmamız gerek. Her zaman birinci indeks, primary index dediğimiz indeks. Bu indekslerin ne işe yaradığını ileriki eğitimlerde daha detaylı açıklayacağım. Sadece tabloda indeksler, tabloların da belirli sonuç kümelerinin oluşmasını ve siz her sorgu çektiğinizde bu sonuç kümelerinden size özetler getirerek daha hızlı sonuçlar döndürmesini, SQL Server'ın daha hızlı sonuçlar döndürmesini sağlar. Biz şimdilik bir adet primary key oluşturalım. Tabii ki oluşturacağımız primary key her zaman tablo içerisinde otomatik artan alandır. Ve save tuşuna basalım. Evet, primary key'imiz de tablo içerisinde hazır. Tablomuzu bu şekilde oluşturdu. Sonraki eğitimlerde de tablomuz içerisinden select, insert, update ve diğer delete özelliklerini kullanarak tablomuzdan sorgular çekleme, data ekleme, data güncelleme, data silme gibi işlemleri sizlere göstereceğiz.